Ya saçın uçun hemezler gülü sulu dermezler sar gelin saçın uçun sar gelin bu sevda ne sevdadır seni benden vermezler neyinim aman aman neyinim aman aman sar gelin aman neynim aman aman sar gelin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kalbim var ya, yani yerinden çıkıyor şu anda. O kadar güzel söyledin ki. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok etkilendim. Azerbaycan'dan mı katılıyorsun? Evet, Azerbaycan'dan geliyorum. O gırtlak hareketi orada. Evet. Tam o triller, Gökhan, Hakan o triller. Ama zaten... bu ya acayip bir Azeri trili herhalde. Şu öyle bir şey olamaz bir yani sesini tamamen enstrüman gibi kullandın. Yanık mı? Sesini yanık enstrüman gibi kullandın. Yani teşekkür çok, ederim, çok güzeldi. Çok duygu güzel. Uçuştu yani duygu hakikaten. Sarı Gelin'in en güzel performansı. Evet, şimdiye bence. Kadar bugüne gelmiş kadar olan. Aynen. Çıkan. Teşekkür aynen. Ederim. Harikasın. Sizleri de selamlıyorum. Hem kendi adıma hem Azerbaycan halkı adına selamlıyorum. Çok sağ olun. İsmin neydi? Mehman Tağıyev. Mihman. Evet. Ay ne güzel isim. Mihman. Mihman. Evet. Mehman. Ama işte Mihman'dan herhalde evet. Değil mi? Misafir demek yani. Misafir mi demek misafir, Mehman? Evet. Mehman hane böyle. Vallahi bu sen benim gibi. Kalbime misafir oldun. Böyle teşekkür bir şey ederim. Olamaz. Çok sağ olun. Çok güzel seslendirdin. Ne güzel bir yorum. Çok sağ olun. Ne güzel bir yorum. Harikasın Mehman. Çok güzel. Çok sağ ol. Murat, bu sahnede, O Ses Türkiye sahnesinde biz bu şarkıyı birçok kez dinledik. Bu performans en iyisiydi diyebilirim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şu sebepten ötürü bir kendi toprağından gelen o bütün o duygu yoğunluğunu sesine yansıtabiliyorsun. Farklı bir yorumla yaptın bir de bunu. Ve tadında yaptın yani... O kadar dinlenesi ki sesin, böyle sadece dinlemek yeterli olur yani. Çok başka bir şey yapmaya gerek yok yani. Çok dönmek, döneriz tabii ki, hepimiz döndük zaten. Aynen. Az kalıyor yani. Gerçekten muhteşem bir performans, muhteşem bir yorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok beğendim. Bir kez daha söyleyelim bu kadarınızı. Yeah.
için acım vermezler gülü sulu dermezler sar gelin saçın acım seni ben hep dinlerim. Eyman, bir enstrüman kullanıyor musun? Özellikle nefesli. Nefesli değil de gitara az ama piyanoda bayağı ben dersini de almadım ama az. Kullanabiliyorum rahat. Peki böyle dinlemeyi sevdiğin mesela nefesli var mı? Çok çünkü sesi... Evet şey... Öyle kullanıyorsun. Ney olabilir, duduk olabilir, ne bileyim duduk. Değil mi? Ney. Çok seviyorum evet. Ama neyde o şey, o komalar falan o geliyor zaten. Yani çok, evet çok, çok sevdiğim yani... bir alet. Ya şimdi Sibel çok doğru söylüyor. Şarkı söylerken enstrüman çalarmış gibi o denli akıcı bir şarkı okuma şeklim var. Acayip yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tebrik yani, ederim. Şimdi mesela çok enteresan karakter olarak sesinizde böyle enteresan bir etki var. Şimdi herkes şarkı söylüyor ama bazı insanlar bazı şeyleri hissettirirken çok ciddi akıyor. Ben bu etkiyi ne zaman görüyorum biliyor musun Gökhan? Neyzen Tevfik'i dinlerken onun şarkılarını da aldığım yani çaldığı üflediği neydi? Aynen. Şeyleri dinlerken hissettiğim şeyleri sen şarkı okurken hissettim. Yani enteresandır. Bayağı böyle ney çalıyormuş gibi o evet. Hareketler çok hakikaten. Aslında acayip. Yerinde o kadar doğru yerde doğru şeyler yapıyor ki ve inanılmaz bir ruhla hiç uzaklaşmadan şarkıyla. Tertemiz, yani... tertemiz ve full duygu yani. Buraya evet. Direkt. Teşekkür ederim. Harika. Mehman. Önce sebebin, sonra karar. Sebebi o ki ben işte Azerbaycan'da da böyle bir yarışma oldu. Azerbaycan'ın sesi yarışması oldu. Orada da ben katıldım. Orada birinci oldum. Ve oradaki da jürilere hepsini buradan selamlıyorum. Sonra buraya katılmak istedim. Çok istediğim için katıldım buraya. Sizlerin önünde Acun abinin çok güzel yarattığı bu güzel şekilde çıkış etmek benim için onur ve seçeceğim kişi